Hepinize selamlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Crusader Kings 3 serüvenimiz kaldığı yerden devam etmekte ve bu bağlamda dakika saniye rahat vermeyen oyunda bu sefer özgürlük isyancılarıyla uğraşacağız. Kendilerinin çok fazla adamı var. Ne oluyor abi, teyzenin tipe bakar mısın? Eline baltayı almış. Maceracımız Bronwell size bir mesaj gönderiyor. Arayışım beni Lizimon diyarındaki ormanlık yerlere sürükledi. Buralar kurt dolu ama tahminimce hedefime yakınım. Ne oluyor oğlum? Burada diyor kurtlar var diyor. Umarım biriyle mücadele etmek zorunda kalmaz. Dikkatlidir, etrafında dolaşan uzun yolu tercih eder. Bilgili karı ya, ona bir şey olmaz, ona bir şey olmaz, bilgili karı. Bir de macera perestimizin şeyi var, çıktığı yolculuk var. Tutamıyoruz mu onu ya? Aha tutuyoruz, aha tutuyoruz. Kararsızlığınız sizi bitirdi oğlum. Adamların generali yok, bir şey yok abi, yürü yürü. Yürü, adamların generali yok, bir şey yok, haritadan sileceğiz onları. İlk Han müdavimi. Ha, kurtlarla falan karşılaşacağım diye bu maceraya giden kadın Hanlarda saklanıyormuş. Vay amık ya. Siktir git, 5 kuruş daha vermem sana. Ay ay. Vay ya, bak bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bak, oyun şu an bana bir cinnet geçirtiyor ya. Şu an bir çığlık attıracak bana. Yani dış etmenlerle uğraşsak sadece amenna da. Abi asilerle uğraşıyoruz bir yandan. Bir yandan etkinlikler geliyor, event geliyor. Hünkârım, ben Batı Avrupa'ya gidiyorum. İstediğiniz bir şey var mı diye. Hanların birine gidip içki içiyormuş sabahtan akşama kadar. Oyun olumsuz event üzerine kurulu. Oyun olumsuz event ve seks. Yüce Kral Eble hamilelik özelliği kazandı. Bunu da babam dürtmüş olsun. Ha, dürtemez. Ölü. İyi, Allah'tan yani öyle bir sorun yaşamayacağız. Bak, bu orduya komutanlık eden kim biliyor musun? Selin'in torunlarından biri. Selin'in torunlarından biri bu. Yok değil, değil değil, 51 yaşındaymış adam. Bir yerden bulmuşlar herifi. Selin'in torunlardan birinde de şey var, böyle maske falan var, biliyor musun? Görünen o ki Şef Gürkan bir seyahat sandığından bir şeyler çalmaya çalışırken suçüstü yakalanmış. Evet. Evet. Gürkan'ın sandığından para çalarken yakalanmış bizim çocuk. Oyunu öğrenmesi kolay mı? Abi kesinlikle değil. En azından dürüstsün. Ne olacak, benim evladım değil mi? Ülke onun ya. Efendim sevgili T-Boyman, 7. ayında teşekkür ederim. T-Boyman sağ olasın. 7. ayın kutlu olsun, eyvallah. Abi nereye gidiyorsunuz bilmiyorum da bir an evvel yok edilmelisiniz. İsyan eden bir toprak moprak da göremiyorum ki ben. Abi nereye gidiyorlar ya? Bir saniye, bende ne kadar şövalye var? Bir şövalyelerimi tartmak istiyorum abi, şövalye. Bize şövalye lazım. Bir şey düzenleyelim. Turnuva düzenleyelim. Turnuvada kendini gösteren çocukları da şövalye olarak alalım. Yeterince şövalyemiz yok abi. Yeterince şövalyemiz yok.
Sarayda böyle etkinlikte kendini gösteren çocukları şövalye olarak alalım. Ben bu herifle savaşta mıyım ya? Evet, bununla da savaştayım. 150 kadar asker getirmiş. Vur ağzının ortasına. Vur ağzının ortasına. Ne İranlıymış ya. Şanınız her yerde biliniyor. Yatın aşağı. Tamam, orduyu terhis et. Ya şanım her yerde biliniyor da dur sarayı da bir toplayayım. Tam birkaç tane köylü kestik. Köylünün önemi yok ama. Toplan saray toplansın. Çağır çocukları. Nedir abi derdiniz? Sen esirsin, nasıl gelip biri beni öldürmeye çalışıyor diyebilirsin ki? Umarım öldürür bu arada. Sen bana karşı ayaklananlardan birisin. Bu kim abi? Bu da esirlerden biri. Hapisten kaçmış. Yemekler çok kötü diyor. Ye, mına kodumu yıkı, ye. Yo, bu adamımı da kaybetmek istemiyorum. Şövalyem yok ki. Aşçılar ona ülkenin gördüğü en iyi yemeği pişirin diyeceğim. Benim karakter duygusuz, streslenecek. Niye bu lavuğa yemek verdik diye. İyi, ara sıra tutsak olanlar da yemek iznine çıkabilsin. Evet. 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 Bizim diğer karı arkadaşlar, seçenekli de okuyacağım bu arada, merak etmeyin. Bizim ikinci karı var ya, saraya hekim olarak atadığımız. Ölüleri çalıp, mezardan ölü insanlar çalıp üzerlerinde deneyler yapıyormuş. Yani o kadar seks muhabbeti falan yetmedi, artık ölüleri de rahat bırakmıyoruz. İnsan vücudu üzerine yapılan deneyler üzücü olsa da gerekli bir şey diyebiliyoruz. Neden beni çağırmadın deyip hanıma trip atabiliyoruz abi. Neden beni çağırmadın yavrum? Taze yaşayan bedenler üzerinde deney yapmak daha iyi olmaz mı deyip hatuna taze adam da getirtebiliyoruz. Muhafızlar mezar hırsızını yakalayın deyip karıyı şey yapabiliyoruz ya da bunu yapmayı bırak diyebiliyoruz. Taze insanlar üzerinde deney yapalım bebişim. Karım değilim oğlum. Karımla beraber canlı canlı adam doğrarım lan. Kurşun atar kurşun yerim lan. Ya yapmayalım ama öyle bir şey ya. Yapalım mı? Oo, ne bok yiyeceğimi bilemedim vallahi. Ya abla ne diyeyim bilemedim ki. Canlı canlı deney yapalım üzerlerinde. Hamster gibi. yani mermerin portresine bu yakışır mı? Bence yakışır abi. Niye yakışmasın ki? Ya ben bu arada kendimi dürtükleyeceğim. Gerçekten yani. Abi hekim özelliğini %25 ihtimalle kazanacak kraliçe. Yapalım anasını satayım, ne olacak? Canlı canlı kes bedenleri, canlı canlı. İlham projesi, macera, Güney Avrupa'ya gitmek istiyor. Benim paramı yiyeceksiniz değil mi abi, Güney Avrupa'ya gidip siktir git. Bu karı zaten ben kuzeye, batı Avrupa'ya gideceğim dedi, paramı yedi. Bakalım benim karı şey özelliği kazandı mı? Benim ikinci karı. Hekim özelliği kazandı mı? Acemi hekim Joe.
Kazanamadı bu arada. Ülkede yapmadığımız ne kaldı? Vallahi bilmiyorum ya, tetkik. Ablam canlı deneyleri kabul ettik işte ya dedim. Git istediğini al, halktan birini al, neşterle kes dedim. Bu halk bizi tahttan indirdiğinde var ya çok fena şeyler yapacak. Ben hissediyorum abi, sikecekler bizi ya. Dibini sıyır. Dışarı atma emri ver. Hac yolculuğuna çık. Beyler ben hacca gidiyorum tövbe etmeye. Ben tövbe etmeye hacca gidiyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Son derece uzun, çok uzun, uzun. Belki de başka bir yer ya, başka bir yere gideriz. Fikrimi değiştirdim, gitmiyorum. Stres kaybettirmiyor ki bu. Şampiyon davet edelim. Evet, şampiyonları davet edelim. Abi bir av mav düzenlesek, para yok. Bir para gelsin de şu stres seviyesini bir azaltak, kurban olayım ya. Allah, halk bizi yok edecek ya. Çağrıma cevap veren bir şampiyon sarayımda misafir olacak. Aslanım gel. Gel gel, bizim ülkeye de şampiyon lazım. Askeri yaşam tarzında yeni benimseme. Tertipli yürüyüş. Kondukların kontrol seviyesi düşük. Önemli vasallar yer bekliyor. Ben size hiçbir yeri vermem ben. Ünvanlar oluşturulabilir. Tutsaklar için fidye. Oo. Benim deli karı, şu neşterci karı bir çocuk doğurdu abi. Erkek evlat. Ve zeki. Doğurduğu kız dahiydi değil mi? Melisa dahiydi, bu da zeki. Buna da bizim Ozan Karamermer adını verelim, senin adını verelim diyor. Kadın bilim sıçıyor, bilim. Tamam ya, bu da ikinci Karamermer var. Yo, buna da şey diyeceğim, Jensen Ozan bu da. Mermer'den sonra umarım tahta bu geçer ya da bilmiyorum, belki kardeşlerini arkalayıp, Ahmet'i arkalayıp tahta falan oturur. Benim özelliğim ne? Aleyna bakayım. Sevimlisin. Aç gözlü ve sevimli. Bak, Nurtaç abla var. O da ihtiyatlı, cömert, çalışkan, meraklı. Güzel. Tahta geçecek olan oğlum. Oğlumu nişanlamışım. Güzel. Oğlum heteroseksüel. İhtiyatlı, dürüst, sevimli. Tam bir şefkatli bir beyefendiymiş kendisi. Aslanım benim. Aslan parçası o. Kadınlar otursun tahta. Abla, bizim ülkede o yok. Bizim ülkede o yok ablam. Bizim ülkede erkek. Gel. Saray mensubumsun artık. Ekent. Niye -36'yız oğlum senle? Dindarmış. Biz piç miyiz oğlum? Biz de dindarız. Ha, ben homoseksüelim, belki onlandır. Gel. Şimdi iki şövalye daha kazandık. Bizim şövalye davetlerimiz daha devam ediyor. Sarayda bir olay var. Ne? Cüretkar şövalye. Aslanım benim. Bak, böyle bir adam geldi, bütün köyü falan kurtardıydı. Ay, sizin erkekliğinizi ablam, erkek yönetir, erkek. Ne oluyor lan? Ha, bu şövalye benim karıma yürüyor. Abi sırası mı? Ya ben bunu duymasam peki, görmemezlikten gelsem? Karıma böyle hafif meşrep deyip karıyı azarlayabiliyorum falan.
Abi bir şey olmaz. Okusun şiiri de, o okuduğu şiir bize girdi. Okuduğu şiir bize girdi. Stresten artık mahvolmuş durumdayım. Abi bana para lazım. Bana para lazım. Artık şu tutsaklardan birkaçını satalım. Para yoksa çıkaman. Çıkacaksın mı? 30 altın. Siktir git. Evet abi, parası olan adamları salmaya karar verdim. Çünkü nefesim kokuyor. Paran var mı? Çürü. Paran var mı? 50 altın. Siktir git. Abi bir av gezisi falan düzenleyelim. Acımızdan ölüyoruz. Bir av gezisi falan düzenleyelim ya. Bu çocuğu şey yapmak lazım, böyle bir keyfini yerine getirmek lazım. Şu kararlardan streslendi herif. Ha, av düzenlendiğinde stres azalacak. Çal borazanı, bir av gezisine çık. O ara ben de tutsakları salayım. Filip, var mı paran? Bokumu ye Filip. Var mı paran? 10 altın. Bokumu ye, 10 altını da çıkarmam. 15 altını da çıkarmam. Keşke ölsen, 25 altın veririm diyor anası. Bunun anası iyi para veriyordu. Dur dur, bak biz eskilerden gidelim. Lady Brown öldü mü lan? 30 altın karşılığında. Bunun anası 100 altın veriyordu. Çık. Özgürlüğüne kavuşabilirsin. 100 altınımı alayım. Acım. Selamlar da Erben, hoş geldin. Ne haber? Avda bir canavarı demirdik. Hayvan şekli alarak kılık değiştiren bir tanrı olduğunu düşünüyoruz abi. Bu çocuğa vasalım için iyi bir hediye olur diye biliyorum. Aa, bunlar benden korkuyor. Benim karıyla beraber canlı canlı adam doğradık ya. Tontişim benim. 1200 askeri var. Ben bununla iyi geçineyim. Al sana hediye olsun ya. Hediyem olsun oğlum ya. Bak gel gel. Sen beni tanısan çok seversin. Gel, hediyem olsun. İlham verebileceğim adamı desteklemeyeceğim. Teşekkürler. Allah'ım, sonunda nihayet yani İrlanda Krallığı olarak belli bir süre savaşmadan durabildik. Çok güzel. Daha canlı ve daha diri bir şekilde geri döndük. İyi bari, stres seviyemiz biraz azaldı. Ziyafet versek. Mütevazı bir ziyafet. 30 stres kaybedeceğiz. Güzel. Parayı şeye harcıyorum böyle, strese. Dostlar hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz anlık yerinde. Ne oluyor? Tam koltuğa oturmuşken Yüce Kraliçe Judith birdenbire çığlık atıyor. Görünüşe göre kavga çıkmış ve Isabel onu feci şekilde dövüyor. Abi benim yani kraliçeyim, karım dayak yiyor, olamaz böyle bir şey ya. Kavgayı koltuğumdan merakla izlerken kral da şey, kız kavgası kız kavgası falan yapıyor galiba. Hane sancağına zarar veriyorlar. Muhafızlara kavgayı ayırmalarını emrediyorum ama hala birbirleriyle vuruşuyorlar. İkili sonunda karışıma geliyor. İkisi birden kavgayı başlatmakla suçluyor. Isabel, nasıl yapabilirsin bunu deyip Isabel'i azarlayabiliyorum. Karıma yaranıyorum bu durumda. Dayanıklılık 9 aralıyor. Yüce Kraliçe Judith, onun kışkırtmasına nasıl geldin diye biliyorum. Hani karıma azar çekebiliyorum. Olur böyle şeyler, sikiniz sağ olsun deyip affedici hükümdar unvanı alabiliyorum. Lan sen benim karıyla niye yumruklaşıyorsun? Valime azarladım. Sen benim karıyla niye yumruklaşıyorsun benim karıyla? Sancağı kırmışlar ya. Bu antik eseri niye şey yapamıyorum ki? Lan Tural 1300 asker mi basıyor tek başına? Birader, bu adamlar beni yarın bir gün dürter ya. Vallahi ne çekti be İrlanda ya. Bekle. Ivar misafirim olarak geldi, şampiyon olarak. Ivar gel. Şşş.
Şarap tüccarını şehre yolla ya. Yolla şarap tüccarını, şarap getirsin. Efendim Adem, Can Batu'nun ikinci yayını kutluyor. Teşekkür ederim. Saray mensubu yapamıyorum abi herife. 10 altın lazım. Beyler bir yerden 10 altın. Bana bir yerden 10 altın abi. Bak şövalye almaya çalışıyorum. Bana bir yerden 10 altın lazım. Tutsaklar. Vardır iyi para veren ya. Şş. Var mı paran? Para. 10 altın. Vermem. Hepsini salayım ya. Ama iyilik borcu, ama para. Herkesi salayım da bir belamı dürtsünler, dur. Hak iddia ettisinler. Tekrar bir örgütlensinler. Şimdi hepsini tikledim. Tıkladım. Abi hepsini tikledikten sonra toplu seçim nasıl yapıyorum? Toplu seçime dahil olmasını sağla diyor burada. Topluca fidye seçeneği falan yok mu? En altta. Ha. Tamam. Fidye isteyemeyeceğim biri vardı galiba. Şunu çıkar. Kim? Düşes bunu kabul etmez. Düşes, 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 düşes. Oğlum kim kabul etmez bunu? Düşes Matchild. Hepsini fidyeyle serbest bıraktık herhalde, bilmiyorum. Ziyafet devam ederken, konuklarınız neşeyle yiyip içerken Sinan büyük masada Judith ve bana yaklaşıyor. Gerçekten şahaneydi diyor ziyafet. Harika bir iş çıkardım değil mi diyorum ve ya da karım sayesinde diye biliyorum. Karım sayesinde. Birazcık da hanımcı olalım. Tekrar görüşürüz beyler. Birazcık da hanımcı olalım kanka. Acık hanımcı olalım. Bak hanım artık bizi seviyor. Yaşasın hanımcılık. Tutsakları satamıyorum galiba ya. Aman neyse, 10 altınım geldi, dur. Alırım o herifi birazdan. Bunlar da tutsak olarak kalsın. Nerede efendim benim şampiyonlarım, yeni şampiyon? Gel artık, saray mensubusun. Şimdi bazılarını yasaklamam gerekiyor. Tebaadakileri yasaklayalım bence. Misal Gürkan artık 68 yaşında zaten. Gürkan savaşa girmesin abi. Sinan'ın yönetim becerileri iyi. Gürkan'ı ve Sinan'ı şövalyelikte yasaklayalım diyorum ben. Ne diyorsunuz? Abi Gürkan yasaklanmalı bence. Sinan'ın da statları iyi. Sinan'ı da dövmesinler. Sinan abiyi de. Aynen öyle, hanımcılık kazanacak. Kimseyi de zorlamaya gerek yok ya. Bazılarının statlar kötü de Gürkan 68 yaşında. Büyüyünce ben savaşa girerim. Abla kadınlar savaşamıyor. Bizim ülkede böyle. Kadın kısmısı savaşamaz abla. 31 altına ver. Ne oluyor ya? Bugün kötü bir haber geldi. Karım Judith hasta olmuş. Verem olmuş karı. Efendim sevgili Mami, 3. ayında. Babuşum nasılsın, hayat nasıl gidiyor? İyisindir inşallah demiş. Çok şükür. Evet, karı verem olmuş abi. Ne olacağı kesin değil. Ölüm döşeğinde ama kurtulabilir de. Bunu sadece aziz ruhbanlar bilir. Hekim karım için nasıl tedavi istediğimi soruyor. Dikkatli ol, gerekenden fazlasını yapma. Riskli yöntemler dene, tedavi yapma. Tedavisine karım karar verecek. Evet, bunu dersem karım verem oluyor abi. Güvenli tedaviler belirtileri geçici süreliğini azaltabilir ve çok riskli değildir. Riskli tedavilerin çok iyi sonuçları olabilir ama çok kötü sonuçları da olabilir. Agalar ne yapıyoruz? Benim deli olan karı ana karıyı kesiyor mu şimdi? Ona karar vereceğiz. Ya hanımcılık kazanamıyor işte. Verem oldu karı.
Tam da bizi yeni yeni sevmeye başlamıştı. Hı-hı. Riskli yöntemler dene. Başarısız oldu. Tedavi edildi. Odaya yaklaşırken karım Judith korkunç bir çığlık attı. Sanki insandan değil de bir canavardan çıkmış gibiydi bu acı dolu çığlık. Odaya girdiğimde Judith kan içinde yerde yatıyordu. Hekim bir köşede endişeyle bekliyordu. Oğlum benim bu karı şey lan galiba. Çirkin lan. Neyse. Tekrar böyle bir şey yapmayacaksın tamam mı diyebiliyorum. Azarlanmış hekim oluyor. Riskleri biliyordum seni affediyorum diyebiliyorum. Muhafızlar zindana atın bu hain ölmeyi hak ediyor. Önemli değil ya, ikisi de karım sonuçta. Kendi seçseydi. Abla kadın kısmısı kendi seçemez. Kadın kısmısı kendi seçemez, erkeği onun için seçer. Evet beyler, benim iki anım da ıskarta. Şimdi karın o bir verem oldu. Böyle bir sorunumuz var. Karın o iki deli oldu. İnsanları doğuruyor, üzerinde deneyler yapıyor falan. Ama dahi bence bir 3 numaralı karı almanın vakti geldi beyler. Beyler! Ve bu kadın öyle bir kadın olmalı ki, böyle hani dev mev, hani erkek ırkına sinir oldu. Erkek. Şimdi teşekkür ederim Caner, hoş geldin, nasılsın? Vallahi seni gördüm ve çok mutlu oldum. Ya karının o iki iyi, yedekleri lazım abi. Yedekleri lazım. Şimdi şey yapabiliyoruz. Özellikleri olan, bak Selin'in çocuklardan biri var 32 yaşında. Ben Selin'in tarafla evlenmem. En son geçen evleniyordum, krallığı elimden alıyorlardı. Kızları da kendi de tehlikeli. Albino. Doğal korkunçluk veriyor misal bak. 28'inde bu hatun. Alalım mı bunu? Sadist. Severiz abi. Severiz abi. Halinden memnun, ihtiyatlı. Bence sadiste alalım. Bence alalım. Güzel de karı yani. Bir de çocuk doğarsa albino. Orta seviyede çocuk doğacak diyor. Gel. 30'undayım daha. Bir karı daha, bir karı daha. Bu kimin çocuğu? Benim albaylardan birinin kızıymış galiba. Zevkle dedi. Güzel kadın ya. Güzel kadın. Mermercim, hemen senden bir çocuk daha bekliyorum yiğidim. Şimdi bir eş daha istiyorum abi. Bir eş daha. Var mı ittifak gücü olan? Bizim kontbarın kızlarından biriyle evlenebilirim. Bu sayede vasalım Ulster müttefikim olur ama ihtiyacım yok kimseye. Tüm beceri puanlarının toplamı. Saray soytarımız ben mi de? Saray soytarısına da kaykılmam yok mu? Çabuk anlayan. Yok saray soytarısına, ama var ya statlar mı tatlar iyi ha. Yok mu şöyle güzel bir özellik ya, dev. Evlenek mi devle? Ama devle çocuğumuz olmuyor abi. Evlenemiyoruz. Yani evleniriz de devle çocuk olmuyor. Efendim sevgili Veysel, Prime'ın avantajıyla 13. ayında. Veysel hoş geldin balım, ne yapıyorsun? Tabii canım, çocuk albino oluyor. Kalıtsal özellikler aktarılıyor işte bak şimdi. Benim 2 numaralı karı dahi kanka, tamam mı? Bak dahi, ırsi özellik. Benim kızım Melisa da dahi. Hatta bu karımdan doğan diğer evladım Aleyna, yok Aleyna mıydı? Jensen Ozan. Zeki. Anladın? Kötü iyi özelliği varsa karakterin pat 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 atıyor. Şimdi bekle bir saniye. İyi özellik, iyi özellik. Bu ne? Seyyide. Devden olmuyordu. Bu ne hocam? Yavaş anlayan. Bu kırılgan. Bunlar kötü özellikler. Bunlar kötü özellikler hocam. Bunun böyle yüzü yaralı muhtemelen. Yüzü dağılmış. Yüce Şef Kondal'ın çocuğu. Yüce Şef Kondal kimin çocuğu biliyor musunuz? Selin'in çocuğu. Selin'in öyle bir şeyi var ki böyle ya. Öyle bir hanedan ağacı var ki. Ya tahtı ben günün sonunda bir gün alacaklarına inanıyorum ya. Çünkü bak. Abi Selin'in çocukları görüyor musun?
5 tane torunu var. Biri de hapiste. Bunlardan biriyle evlenirsem mutlaka bir gün tahtı alır. Mutlaka. Bu böyle bir soy ağacı olabilir mi? Kurban olayım ya. Canım evlatlarım. Bir gün oturacak tahta, biliyorsunuz değil mi? O yüzden onlardan birini almamamız lazım. Bu karakteriniz saray mensubu. Samatan. Güzel kadınmış. Bu karı asasin bu arada, biliyorsunuz değil mi? Bu karı bizim asasinimiz. Bu karı bizim asasinimiz. Ver. Ver. Dördüncü karım da asasin. Yok, bu değilmiş. Kraliçe Bebbin. Normal karı yok mu? Normal karı derken, yani tabii ki var. Hiçbir özelliğe sahip olmuyor ama biz kalıtsal olarak iyi özellikler aktarmaya çalışıyoruz ki önümüzdeki nesillere şey olmasın, anladın mı? Hatta bak, bizim bir araştırmamız vardı. Nerede o araştırma? Çok az kalmış abi. Banlus araştırması. 3 yıl içerisinde milislerin takviye hızı %15 artacak. 30-40 senedir buna şey yapıyoruz. Eşlerimizin arasında abi bu Samatan mı oldu benim eşim? Evet, Samatan benim eşim değil. Hayır. Ad benzerliği. Başka Samatan'mış. Sadakat şüphesi. Hayırdır inşallah. Kral Bebin karım Bebin hamile. Yeni evlendiğimiz. Son zamanlarda tuhaf davranıyor. İhtiyatla yaklaşacağım. Bebin başka birinin çocuğunu taşıyorsa onun sadakatsizliğine dair bir kanıt elde edeceğim. Bebinle doğrudan yüzleş. Hayır, hayır abi. Entrika. Entrika. Dördüncü karımızdan bir çocuk var. Arkadaşlar, boynuzlu Alagavat Gamers 2013 olabiliriz her an. Evet, sarayıma gelen bir tane daha şövalye var. Şövalyeleri alalım. Birazdan ülke tekrar bölünecek. Aldırış etmeyin. Ben toplayacağım onu. Ben toplayacağım onu. Gel. Gel, sen de orduya gir. Ya Gürkan, gene mi ben? Gene mi yangınlar, gene mi ben Gürkan? Delilsiz bir şüphe. Yüce Kraliçe göz yaşlarıyla bana baktı. Uzun bir sessizlikten sonra bunu kabul etti. Amalgait çocuğumun gerçek babası. O kadar kadın arasından sen gel benim dördüncü karıya. Abi herkes yaptıklarını duyacak ve idam edeceğim seni. At hapse. Abi karın o 4. Baştan çıkar. Boşan. Boşan abi. Ayrıca hapset. Hey yavrum, hey, öyle alagavat mı olacağız? Boynuzlu mu olacağız kral olarak ya? Bir yüzümüz gülmedi lan. Bir de bir örgütleşmeye katılamayan vasallar. 11 ay içerisinde biri askeri güç kuruyor. Düklüklerin hepsi. Hadi bir dükünüzü keseyim, bir ayaklanın da. Hadi bir ayaklanın da dükünüzü keseyim sizin. Bebin zindanıma atıldı, kaderini bekliyor. Vallahi namus kavramı yok bu oyunda. Ben bunu anladım. Köylüler bizim masala karşı ayaklanmış. Kontluklarım kendi arasında birbirini yiyor. Ben böyle ülkenin içinden geçeyim birader. Ben böyle ülkenin içinden geçeyim. Dördüncü karı. Ne yapalım madem, yani kimi alacağız bilemedim ki. Kime alsak ihanet yiyoruz, boynuz yiyoruz, dubdil. O nasıl 39 yaş? Çökmüşün ya. Zorlu arazi uzmanı mı? Bu nasıl bir kara abi? Ne demek zorlu arazi uzmanı?
En son artık Angut'la evleneceğim yani. Abi ben devle evleniyorum. Düşük ihtimal. Belki bir çocuğumuz olur, dev doğar böyle. Vurdu gibi indirir. Aynen aynen, arada bir kılıç sallıyorlar göstermelik. Arada bir savaş oluyor göstermelik. Onun dışında hepsi şey böyle. Caner'den 2000 bit var. Bino Game açılmadı. Buradan atayım. Araba aldım. Hayırlı olsun, alırım demiş. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Hayırlı olsun. Bu bit de baklava niyetine. Yarısı Musa'nın Steam sayfası açarken kullanılır. Darısı chat'in başına demiş. Teşekkür ederim Caner. Kesene bereket. Sağ olasın. Ayın ilk biti senden geldi. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Ya ben Selin'in torunlardan birini alacağım ya, şu 32 yaşındakini. Akrabaya, çocuklarımızın akraba evliliğinden doğma olma riski var ama. En azından ihanet etmez. Verdim gitti. Teşekkür ederim. Eren, yok yok öyle bir olay olmaz ya. Teşekkür ederim bu arada. Sağ olasın. Ramazan'a hazır mısın oyun yönünden? Değilim ya. Ayarlarız, ne yapalım. Ay. Karım öldü be, karakter 5 stres kazandı çünkü duygusuz. Yer açıldı beyler, yeni karı. Ha, Selin'den aldığım kız ana kraliçe oldu. Yeni karı. Ne yapalım yahu? Demek ki dev bizim kaderimizde var arkadaşlar. Dev bizim kaderimizde var, kaderimizde. O karı bizim kaderimiz demek. Tüm beceri puanlarının toplamı. Bu kadın benim halam mıydı? Halam. Abi halama da... Halamıza da yürürüz. Olur, olur. Olur. Neden olmasın? Dışarı gitmesin. Miras bölünmesin abi. Abi miras bölünmesin. Şimdi bir saniye. Batı Frankia ile aramızda uzun süren bir dostluk vardı. O yüzden karısını baştan çıkaracağım. Ya yeter, ben bir şeye bulaşmayacağım abi. Tıklamayacağım ya. Ben tıklamayacağım artık bir şey. Bekle, isyan var bir de. O isyanla ilgilenmem lazım. Şimdi bir saniye. Bizim ülkede kontrolün az olduğu bir yer var mı? Her yer dışında. Her yer dışında var mı bir şey? Abi yerleşim yerine ayrı bir yer yapamıyor muyum? Yeni yerleşim yeri inşa etme teknolojim yok tabi. Burası Gürkan'ın. Gürkan'ın olan yere bir şey dikmem. Burası başka birinin. Neresi benim ki? Lannister da başkasının. Enis benim mi? Enis benim. Enis'e dikelim bari bir şeyler ya. Bir pazar mazar. Ne bileyim. Ülkenin asayişi cortlamış. Vallahi cortladı Serkan'ım ya. Maraşer saygını kazandı. Hayır, işin kötü yanı, şu doğan çocuğun babası annemizin erkek kardeşi misal. O ne lan, ne midesiz şeyler dönüyor, bu nasıl bir İrlanda ya? Aa, halanmış, ne bileyim ama yani çeteresini mi tutuyorum? İnşallah Ahmet'i şişlemezler. Oğlumun karısını baştan çıkarmam yok mu peki? Çünkü yapabiliyorum. Vexes kralının karısı 50 yaşında. Çocuk eşinizin eğitiminden istifade ediyor. Selin'den aldığım çocuk, Selin'in hani torunu benim çocuğu eğitiyor. Beyler çok yakın tarihte şişleniyoruz. Çok yakın tarihte şişleniyoruz. Bak eventlerde şey böyle. Kraliçe Cassina hamile özelliği kazandı. Benim oğlanın eğitimini aldıktan hemen sonra. Hayırlısı. Bebo'nun nur topu gibi bir kızı oldu. Hanedanlığın bir parçası. O da hapiste çürüyecek bu arada. Sürtük Vol 2. Yani ne diyeyim ki? Hapishanede doğan çocuk. Yani ne diyeyim abi, ne isim vereyim anasını satayım ya. Haydar diyeceğim adına.
Güçlü ve bilgi ol Haydar. Hapishanede çocuğum oluyor abi. O çocuğun suçu ne şimdi? Ya suçu ne biliyor musun? İrlanda tahtında hak iddia edebilecek olması. Suçu bu. Yüce Sef Sinan'la ittifak kurabilirsiniz. Sinan gel. Nurtaç ablayı eğitmek için biri. Yok mu peki hapisteki karıyı şey yapmam? Hayır, anam eğitsin diyeceğim. Anam ayyaş ve zinacı. Ayrıca kendini kırbaçlıyor. Nurtaç ablaya kıyamam ya, yazık. Bizim şu albino kız eğitsin ya. O da eşimden biri, eşlerimden biri sonuçta, ne olacak? Öykü evlenebilir. Ya ne yapıyorsanız yapın, ben karışmıyorum. Akrabam Haydar hayatını kaybetti. Hapishanede doydurdu zaten, olması gerektiği gibi. Vasal öldüğünde toprak kaybettirecek birine. Kanka hemen bizim kızlardan birini alıyorsun. Hemen bizim kızlardan birini alıyorsun kardeşim. Eyvallah, ve bundan kurtuluyoruz, bu durumdan. Kalelerde arzak depolayalım. Tamam, umarım artık vasal öldüğünde ülke toprak kaybetmez. Değiştir oğlum, varisi değiştir lan. ...54 altın eksik, eseri tamir edemiyorum. Kontluklarda düşük kontrol var. İyi bari iç savaşlardan kurtulduk yani, ne diyeyim. Şey yapalım, şöyle albaya dalalım mı böyle? Albayı bir komple alalım içimize. Evet, Gürkan... ...Viking krallarından birinin gene şeyini kabul etti. Hak iddiasını. Zindandan kurtarma paraları. Dur bakalım, zindandaki çocuklara para isteyelim hakikat ya. Bunun parası yok. Ahmet'i de duygusuz yapalım. Duygusuz iyi. Lan kont, paran yok mu lan? 10 altın. Puh, Allah cezanı versin 10 altına. Keşke ölsen için 25 altın veriyorlar. Yok ya, bunlar hapiste kalsın. Gürkan hayatını kaybetti. Allah'ım sonunda. Her türlü inliğin cinliğin arkasından Gürkan çıkıyordu arkadaş. Hayatını s**ti Gürkan ya. Ülkenin vasalı ve emrinizdeki bir şampiyon. 19 diplomasisi var. Gel. Gel abi gel. Ama bu suçlu. Daha önce bize ayaklandı. Biz onunla aramızı yaparız, o önemli değil. Biz onunla aramızı yaparız, o önemli değil o. O halledilir, o halledilir. Vallahi Gürkan... Gürkan, belamızı siktin Gürkan, geldin geleli. İğrenç yüce kral mermer. Ya söze iğrenç diye, hani sayın orospu çocuğu diye öyle başlıyor. Ya aman akodumun köylüsü. Köylüler ayaklanıyor beyler. Ha bir de başkentimde. Herkesi buraya da toplayamıyorum. Dur yan map'ten bir toplayayım askerleri de. 6000 adamım vardı. Ulan 4-3000'e düşüyor sayısı. 4000'e düşüyor. Yeni bir yer. Orada ayaklan. Önce hemen gelip başkenti kurtarıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Başkenti alırlarsa anamızı katlarlar. Başkenti almamaları lazım. Hani asiler başkenti alırsa çünkü bizi esir alırlarsa tavana asıp sallandırırlar. Yani halktan canlı canlı adam alıyoruz. Aldığımız adamları kestiriyoruz falan. Bizim iki numaralı karı üzerinde deneyler yapıyor. Nur topu gibi bir kız. Senin bu senin torununun çocuğu. İsim vermek istersen sana verdirebilirim. Zalim Gamers 2013.
Benim zaten düzenli ordum var balım. Ferarius'cum. Benim zaten düzenli ordum var baksana. Şövalyelerin ve okçuların falan sayısını arttırabilirim. Prestijim var. Sana bırakıyorum. Bana bırakırsan olacakları belli. Dürriye derim adına. Öyle kalırsın ortalıkta. Selena olsun ismi. Hadi olsun lan, seni mi kıracağım? Dur. Ne anlatacaktım ben? Heh, tamam, benim yeterince askerim var ya. Bu ayaklanan köylülerin adamı var mı? Oha lan, 34 ne? Abi köylü benim general kadar iyi dövüş nasıl bilebilir ya? Bak gene biri yağma atıyor bize. Bu kim? Abi kendi topraklarını mı yağmalıyorsun? Nagihan abla hayatını kaybetti. Ömrü uzun olsun. Mekanı cennet olsun. Ömrü uzun olamadı işte. Birader bizi mi yağmalıyorsun? Ne yapıyorsun anlamıyorum ki ya. Çok fazla köylü var. O köylülerin hepsini pataklayacağım. 1400 askeri var köylülerin ya. Yalnız oğlum bu köylülerin lideri neymiş böyle? Amık çocukları, bize isyan edeceğinize bize katılıp yardım etseniz lan. Allah Allah, anca isyan ediyorlar yani, benim 40 bitlik generalim yok. Nagihan abla rip, aynen öyle. Yürü. Yürü. Arkadaşlar farkındaysanız sıfır fetih. Saray full birbirine kayıyor. Sıfır fetih kanka. Sarayda herkes birbirine ateş ediyor böyle. O onun bacısına, o onun karısına. Dışarıyla savaşamıyoruz ki. Abi ben bir tane daha zırhlı birlik alıyorum. Buradaki okçuların sayısını da 300 yapıp atlıları da yapıyorum. Bayağı bir bakım masrafı ödeyeceğiz savaşlarda ama düzenli ordu olsun, milisler pek iş yapmayacak gibi. Bizim ordunun kalite hep daha yüksek zaten ya. Halka çok eziyet ettik şimdi bak, bir de onu da bilmek lazım, biliyor musun? Full saray entrikaları. Mahkumum Lord Elizabeth zindandan kaçtı. Lanet olsun sana! Tamam, tutsakları aldık. Vergilerinizi ödeyeceksiniz abi. Köylü sürüsü dağıldı. Orduyu terhis et. -2.7 ne lan? İnşallah ordunun terhisli hali iyidir. Hocam her kontlukta düşük kontrol var. Ben anlamadım ki. Tutsaklar için fidye istenebilir. 5 kişi de. Lady Felice 50 altın. Buna 23 altın al. Buna 10 altın ver. Keşke ölsene, anası 25 altın veriyor, ver. Philips de 10 altın ver. Allah bereket versin abi, güzel paraydı. Güzel para, güzel para. O kadar mikrop bir adamsın ki diyor. İrlanda'dan Çin'e kadar bütün herkes senin ne bok olduğunu biliyor. Haydi. Ya bunlar kim acaba ya? Abi biri beni silksin lütfen bir. Bunlar kim abi? Wessex kralı. Oğlum sen ne ayaksın lan? Dürük. Herkes de anamıza bacımıza sövüyor. Ben anlamıyorum ki abi. Bu ne şeref yoksunluğudur ya? Herkes ana bacı yapar mı ya? Bekle, topla adamları burada. Anana dalmaya geliyorum. Bekle Wessex kralı. Bekle. Bekle, annenle ilgileneceğim. En iyi komutanım burada. Arkadaki orduyu kim yönetiyor? 14'lük. Daha iyi bir komutan yok mu ya? Haha, şu zindandan kaçan lorda vereyim de burayı. Bu orduyu. İsyan etsin bana karşı, değil mi? Ben geçiyorum lan ordunun başına. Mına koduklarım sizi. Sen önden bu şehre giriyorsun. Ben arkadan seni takip ediyorum aslanım. Yürü.
Abi düklerden biri de savaşa katılmış. Kim? Nerenin dükü bu ya? 7000 askerleri oldu. Ananızın. Abi! İttifak kur. Kimseyle ittifak kuramıyor muyum ya? E ben senin kızınla evli değil miyim? Değilim. Abi çocuğun var mı? Bak bak çocuğun var mı çocuğun? Bana onu söyle. Çocuk, torun. Bak Prenses Ogier mala benziyor falan ama iyi çocuk gibi kanka. Ben ona bizim Melisa'yı vereyim bak. Dahi kız. Dahi kız. Dahi vermeyeyim ya. Dur böyle yok mu başka? Kral bak bak bu çocuğa, bu çocuğu sen bana ver. Ben sana Nurtaç ablayı vermeyeyim. Nurtaç abla kızar. Aleyna'yı vereyim. Evet evet evet. Kabul mü? Memnuniyetle dedi. Savaşa gelir misin? Hah, orospu çocukları. Hadi, hadi. Hadi, hadi bakayım. Wessex krallığıymış. Gel, gel, gel. Ben sana neler edeceğim. Ben sana neler edeceğim. Selamlar yeğenim. Savaşına geliyorum diyor. Hey yavrum hey. Geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Kaçamayacaksın. Kaçamayacağım. Aha, ben de geldim. Aha. Aha geldim. Aha geldim. Mındar pezevenk. Orada bizi tek belledi. Bir de müttefiki geldi. Abi bunun müttefiki kimse? Bu müttefiki de asker basıyor la. Bu kim la? Kanka bu kim? Nere parlıyor burada? Ha bak Batı Frankia da yardıma geldi. Abi Aleyna'yı Fransızlara verdik. Serkan kurban olayım deme öyle. Deme öyle. Sevgili yeğenim. Ne oluyor? Abi bir saniye. Kuzeylileri de Vikingleri de bize dalıyor. Sen de bize yardıma gelsene. Geleyim amına koyayım geleyim. Burnumuza kadar boktayız. Biraz daha batarız boka. Önemli değil. Şimdi yukarıdaki orduyu dürtme zamanı. İki orduyu bir araya getir. Ordunun kumandanlığını bana verirse elimize verirler. Bu çocuk yönetsin orduyu. Yürü. Oğlum er geç yakalanacaksın. Er geç yakalanacaksın. Hah şurada bir anana kaldırayım seni. Tepe savunması. O tepeyi terk ettirmesini de biliriz aslan. Hadi bismillah. Bizim dayı da Vikinglerden dayak yiyor. Aleyna'yı Fransa için fethet şimdi. Ha Fransa'yı içten fethet. Anladım. Abi böyle ya böyle devlet mi olur ya? Vur! Vur aslanım. Nurtaç ablalar eşit oldu. Ne kadar da çabuk büyüyorlar. Şimdi işte Nurtaç abla da B planı kanka hani ne gibi örneğin şey yapacağız hani böyle daha büyük başımızda bir bela oldu diyelim. Nurtaç ablayı da şu merdivenler kimse artık böyle askeri gücü yüksek olan bir adama kardeşim evlenelim mi diye. Kızlar bizim elimizde koz gibi düşünün. Bizim elimizde koz böyle yardım çağrısı. Ana soydan evlilik kabul etmiyorlar Ferarius ya. O çok basit bir şey değil. Aha adamların kralını cepledim. Aman akoduklarım sizi. Ne oldu? Savaş erken bitti değil mi? Size 476 altın ödeyecekler. Adam olun. Adam 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 olun. Adam olun. Aman akoduklarımın. Şimdi gideyim de bari Frankler ya da kurtarsam mı kurtarmasam mı? Geliyorum lan. Geliyorum lan. Geliyorum oğlum lan. Siz beni bırakmadınız ben de sizi bırakmayacağım. Geliyorum. Başka neresi benimdi? Lannister'ın ora benimdi. Vay vay vay. Lannister'ı full düzmüşüz de. Ora başka birinin. Ya ben nereleri yönetiyorum abi? Abi benim yönettiğim yerler nereler? Ben başkent dışında bir yeri yönetmiyor muyum? Upgrade de attıramıyoruz galiba ya. Nereleri yönettiğime nasıl bakabiliyorum? Lannister benim değil. Enis toprağı benim. Abi Enis'e bir şeyler dikelim bari. Hocam para varken kazıklı duvar. Bir tane inşa edilebiliyor. Kazıklı duvar pazar mazar inşa ederiz ya. İyi bari paramız var.
Lord'u cepledik ya, Lord'u cepleyince bunlar şey yaptı böyle, aman abi yaptı. Kale yükselebiliyor mu ya? Benim bildiğim teknolojiyle mümkün oluyor galiba. Yani yeni yerleşim yeri inşa edemiyoruz. Ticari merkez var, uzun evler var, talim alanları var. Kabile kalesini yükselt. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Müthiş info canım, teşekkür ederim. Bu güzel info için teşekkürler. Hadi oğlum 5x'te 2 dakika geç şuraya. Yüce Kraliçe ben mi de hamile özelliği kazandı, ne güzel. Gelin lan şunu sıkıştırak, gel. Gel, gel, ben de geliyorum, gel. Frankler hep siz mi yardım edeceğiniz? Ben de geldim. Yürü 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 yürü. Yürü affetme, yürü affetme, yürü affetme. Gel benimle, gel benimle, sakın satma. Bak sakın satma. Satacağınız mı lan hayvanoğlu hayvanlar? Şunlar bir yanaşsınlar da. Yürü. Yürü kıstıralım, yürü kıstıralım. Daha iyi ordu komutanı, daha yüksek kalite. Yürü. Gene Franklerin savaşında İrlandalılar vuruşuyor. Vallahi 10.000 Frank askeri yardıma geliyor kanka, sen bilirsin gene. Gene sen bilirsin. Anneler ceplendi Joe. Hadi bakalım muharebe win. Men Adası öğürlüğünün adamları da mı varmış burada ya? Kuzey ordularının jarlı. Bunları bir kere dövmek yetmiyor mu ya? Normalde bir kere dövmek yetiyordu. Abi yürüyün de yaşatmayın adamı la. Keşke yaşatmasalar adamı. Ne oluyor? Bannus hayranlığı. Şükür milisler %15 daha hızlı yenilenecek. Melisa ile bir suçlunun idam cezasını izliyorduk. Tamam, ihtiyatlı özelliği kazandı. Zafer kazandık. Çok iyi. Askeri özellik seçilebilir. Vurkaçı seçelim. Bununla beraber başka ne yapacaktım ben? Araştırmadan abi. Araştırmadan. Yok buradan. Buradan mıydı? Araştırmadan mıydı ya? Tamam bak, Bannus'umuz var artık. Bannus sayesinde %15 milis takviye hızı var. Savaş sebebini kısabiliyoruz. Tarla restorasyonu. Ne yapalım hocam buradan? Onager birliklerini açığa çıkartabiliyoruz. Basit kaleler alabiliyoruz ya da kışlalar alabiliyoruz. Şehir planlama diyorsun. Abi şehir planlama ne yapıyor? Köy merkezi, türbe, dua salonları, ticaret merkezleri. Tamam, okey. 74 yıl boyunca bunu araştıracağız abi. Önümüzdeki 74 yıl boyunca. Ya Frankler niye adamları kaçırdınız? Hocam bekle, onlar nereye gidiyor ki? Geri inecekler buraya bir yere. Tamam, ben de gidip bastıracağım onlara. Efendim sevgili Adlesi Prime'ın avantajıyla 3. yayını kutluyor. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Gayet iyiyim, sen nasılsın? Beyler. Beyler satılmayacağım değil mi? Şşş. Kanka satma. Adamları iyi cepledik. Cepleyen Joe, zafer. Tamam, ben birliklerimi terhis ediyorum artık kral. Geri kalanı sende diyeceğim de, nah sende. Abi bastırıp adamları yok etsene. Ne orduymuş be abi. Daha iyi komutan. Parçala. 300 adamı ben yol önünde parçalarım direkt. Kalanları da parçala. Ordunun ikmali de azalıyor. Saray soytarım. Abi önce bak, halamı. Karakterinizin halası. Bak. Halamı. Saray şaklamanı yaptım. Tamam mı? Üstüne yetmez gibiymiş gibi onunla evlenip nur topu gibi bir de bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Kesinlikle var ya, zinhar bir minik karakter belirtisi yok. İnanılmaz.
İnanılmaz. Yani önce teyzemi saray soytarısı yapıp kıyafetleri değiştiremiyorum. Sarayda soytarı olarak görevli. Şimdi ilk başta bana geldi dedi ki sen dedi hani karına sarayda yer verdin. Bana da yer vermek zorundasın. Ben de senin için çalışıyorum dedi. Ben de dedim ki tamam. Boş bir pozisyonumuz var. Saray soytarısısın artık. Sinirlendi etti falan. Sonra evlendim ben bununla. Çocuk yaptık kanka. Bu. Yani. Bilmiyorum. Benim midem kaldırmıyor artık geri kalanlarını. Annesinin adını koyalım. Annemin adını koyalım. Anneannesinin adını koyalım. Çocuğun adını Necmiye koyuyorum abi. Necmiye. Güçlü ve bilgi ol Necmiye. Hocam Vikingleri ben tek eziyorum. Tek şamarlıyorum. Gene Frankler için İrlandalı kanı dökülüyor. Artık savaş bitti. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hotça kalacı abi. Allah yolunu açık etsin. Ben orduyu terhis ediyorum. 2-3 ay beni rahat bırak Allah rızası için ya. Güzel. Batı Frankia sürgün Vikingleri yendi. Şef Tural ve Şef Kohmar anlaşmazlığa düşmüş. İki savaş stratejisi de olur. Saray hekiminin bilgisi arttı. Bak saray hekimine dahi olan karımı verdim ya artık ünlü bir hekim oldu o anladın. Yani yaramız beremiz olduğunda karı bizi iyileştirecek. Bunu bir baştan çıkartalım mı? Başarma ihtimali yok diyor. Ya çok iyi değil mi ya? Bebeğim sana hediye alayım. Sana para vereyim bebeğim. Viking serisi yaparız onu da yaparız. Onu da yaparız abi. Sıkıntı yok. Peki bu prestij seviyen benim düşmeye devam mı edecek acaba? Yani 2.7 çok fazla çünkü prestij için. Mutlak kabile otoritesi yasasını da çıkarayım. Ne olacak böylelikle bilmiyorum ama ne olacak ben sana söyleyeyim. Daha çok isyan. Ha okey. 1.3 para iyi geliyor. Dindarlık iyi. Soyumuz saygıdeğer. Kontlukta yozlaşma. 10 yıl boyunca şerif eksikliği. Abi bir... Kontluklarımızda şeref eksikliği var. Evet onu biliyorum da. Bizim sülalede de var şeref eksikliği. Ne yapayım abi? Bak veraset sırasında Ahmet'ten sonra Ozan geliyor. Jensen Ozan. Eşiniz sizinle ilgileniyor. Vay 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 vay. O zaman bir onu baştan çıkartalım. %95 ihtimalle. Tamam abi karım sevgilim olsun arkamı kollasın. Statları da yüksek. Yani her şeye yardım eder. Piskoposum beni seviyor. Asker toplayabiliyoruz. Saraya atadığım şansölye iyi. Şansölyeyi baştan çıkarıp neyse. Abi Geis Fransız kralını baştan çıkartalım. Arkadaşlar adam 63 yaşında. 63 yaşında krala çakmayacağım. Zorlamayın. İstemiyorum ulan. Allah Allah. Kralı saraya davet edip hallediyoruz değil mi? Of 6500 asker. Beyler beyler beyler. Askeri güce bak. Kalpler ve zihinler. Görünüşe göre kraliçe Cassine. Kız kardeşi Gromliath ile hayli sıkı fıkıymış. Onun için yapacağım herhangi bir iyilik amacıma ulaşmamı sağlar. Ne isterse onu getireceğim. Herkesi bir miktar altın mutlu eder. Kulağa mantıklı gelmiyor. Benim karı benim üzerimden... zayıf koz elde etsin ya. Bak Selin'in torun... direkt kendi kız kardeşini şey yaptırmaya çalışıyor. Kayırmaya çalışıyor. Bak kız kardeşim ona nasıl yardım ettiğini bana anlattı. Teşekkürlerimi sunuyorum sana diyor. Direkt kendi akrabalarını kayırıyor. Selin'in soy çok uyanık ya. Bizim krallığı elimizden alacaklar kanka yani. Ben biliyorum er ya da geç. Er ya da geç. Kardeşiyle de evlenelim. Oğlum bu güzel bir fikir.
E bu çok güzel bir fikir. Ahmet Reşit oldu. Maşallah. Dahi stratejist ve lojistikçi. Aslanım benim. Nasıl? Ulan nasıl bir çocuk yetiştirmişim ya? Şaheser gibi bebe bak, yemin ediyorum sana. Savaş makinesi, savaş makinesi. Aslanım benim. Maşallah. Öteki erkek evlat kim? Jensen Ozan. Ozan'ı da eğitelim. Ozan'ı da eğitelim. Sonra kardeşler birbirini dürtüklesin. Sarkan'ı güzel yetiştirdim. Her başarılı erkeğin arkasında kadın vardır ya. Selin, senin diyorum ya, senin soy bir ara bizim tahtı elimizden alacak ya. Çünkü bak senin torundan çocuğun da oldu. Selena. Bu daha başlangıç gibi. Bir şey diyeceğim. Teyzemi boşayıp yok, teyzemi baştan çıkarmayacağım. Hayır. Ana karıma yürüyorum. Karın o biri. Teyzemi baştan mı çıkar? Teyzeyi boşayıp kız kardeşini de alsam. Biz niye Rockefeller ailesi gibi olduk? Ben anlamıyorum ki abi. Niye sürekli böyle bir... Herkes bir birbirine ateş ediyor. Kraliçe sana katkı sağlamıyor. Sağlıyor, sağlamaz olur mu? Yönetim yerleşkeyi arttırıyor bak. Kral İrlandalı idare artı 2. Allah Allah. Yani şimdi mesela maliyeye ya da askeriyeye falan yardım ettirebiliyorum. Ya da entrikaya falan, ama bu mülk yerleşimini etkilemiyor mu? Aslında Ozan'ın kafa entrikaya çalışıyor ha. Birilerinin ayağını kaydırabiliriz. Ozan'ın kafa entrikaya çalışıyor. Misal Wessex kralını öldürmeyi planlasak, yok o kadar da değil diyor. Bizi sevmeyen vasallarımızdan birini şişleyelim. Bak Tural bizi sevmiyor misal. Tural'ı şişlesem, yok şişleyemiyorum. Şef Kolcu beni seviyor. Kolcu bana bağlı. Kongbar bana bağlı. Ulster'deki karı bana bağlı değil. Ulster'deki karıyı bence şişleyelim abi. %95 ihtimalle şişleyebiliyoruz. Bismillah. Puh, puh. Sıvadık kolları, kocası geçsin başa. Kazıklı Şef Kohnar çünkü bizi seviyor. Kocası geçsin başa. Sağlam adamları cinayet planı üzerine katmışız. Abi artık böyle bir fetih yapma zamanı gelmedi mi ya? Bir Wessex'in ne kadar müttefiki var? 5-400, 1-700 buradan basıyor. 1 mi? Harbiden bir asker mi veriyor? 3 yılda ateşkesimiz var. Ya Frank'leri de çağırıp Wessex'i komple almaya oynayalım diyecektim de. 600 askeri var, bu herifi mi kessem? Ya da Alba krallığına dalacağım. Alba'nın müttefiki, Alba'da 4000 adam varmış. 1400'le bu herif. Bak hanıma yanaşmaya çalışıyorum ya. Şimdi diyor ki tüm akşam boyu eğlendikten sonra yüce kraliçe Cassine okuma yapmayı öğrendi. Kısa bir süre sonra katip gelip misafirlere ne dinlemek istersin diye sordu. Cassine bana ilgi göstersin diye bu fırsatı değerlendirmeye karar verdim. Dini bir şeyler, biraz eğlenelim, yıldızların yargısı üzerine bir şeyler. Dindar mı? İhtiyatlı, halinden memnun, kararsız. Deli! Aslında deli severiz. Her şey planlandığı gibi giderse çok iyi uyumlu olacağız. Gitmezse... Abi karı deliyse bence biraz eğlenelim ya. Dini bir şeyler açmaz gibi bizimkini. Ne diyorsun? Yıldızları seç. Beni bilgilendirici şeyler. Kanka bence eğlenelim. Bence eğlenelim. Oo güzel. İyi seçim amık mermeri demiş karı. Harikayım değil mi bebeğim? İlham sahibi kişi. Size bir zırh yapalım lordum. Yap lan. Yap lan. Merhaba Aleyna, hoş geldin. Aleyna mı? Melisa, hoş geldin. Aleyna beni andı. Benim kız büyüdü mü? Ya seni değil de Aleyna'yı verdik Fransızlara. Yardım lazımdı.
Seninki nerede? Seninki burada. Sen dahisin ya. Seni böyle çok daha önemli şeylerde kullanacağım. Sapıklıkta mermer gibi oluyor. Yok, mermer iyi etkiledi ya. Mermer iyi etkiledi. Bak, bir yandan bizi sevmeyen vasalı şişliyoruz arkadan. Bir yandan karımıza yürüyoruz. Bir yandan da zırh yaptırıyoruz. Müthiş gidiyor her şey. Arkadaşlar, YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.